Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bizden para istemeyen yurt dışından kredinizi buldum. Bulduk. Bir milyon euroda şeyi var. Hibesi var. Artı onun haricinde iki yıl ödemesiz. Yani kendimizi toplamamız için. Ve on yıl vadeli Türkiye'de de böyle bir kredi yok. Dolayısıyla daha önceden keşke 2000 otobüste bulsaydık da burayı ihtiyaç olmasaydı. Yani otobüsleri biz herhalde devreden çıkarıp da otobüs falan da istemiyoruz. Kredi istememizin bir sebebi bu. Peki. Niye böyle oldu? E söyleyeyim, herkesin bir öncelikleri var. Benim önceliğim, halkın sağlığı, halkın canı ve çektiren sıkıntı. Kent testediği daire başkanlarından çıkarttım hesabını da size göndereceğim. Çeşitli heykellere harcanan para var. 342 milyon harcanmış. Detayları var, anket aşe şirketler falan. Bu 457 tane otobüs tekabül ediyor. Saatler 7 tane otobüse tekabül ediyor. Kediler, o bir otobüs yapıyor. Dinozor ve kamuflaj malzemeleri yapım işi, 26 otobüs yapıyor o günün parasıyla. Hadi onu saymayayım, bir de giriş kapısı var Ankara e, Park'a yapılan, 95 adet otobüs yapıyor. Toplam 439 milyon lira para ölü yatırımlara gitmiş ve 4, 586 otobüs almaktan mahrum kalmışız. Ben de diyorum ki, Başka niyetleri bunları yapabilirsiniz. Ama benim önceliğim halk karda, kışta, güneş altında otobüs beklerken, çile çekerken ben ne dinozora para ararım, ne de başka bir şeye para harcayacak halim yok. Şimdi bir diğer husus daha söyleyeyim. Diyorlar ki 350 milyon tasarruf ettiniz. Evet. Daha da edeceğiz. Çünkü açık ihale yapıyoruz. Her şeyimiz şeffaf. Geçen dediğiniz şirketlerin hesabı yok. Onu da vereceğiz. Ayrıca şunu söylüyorum. Her bir belediye meclis üyesi arkadaşımız. Benim 200 gün raporunu eline alıp istediği birimden bu rakamları teyit edebilir. Biz bunları hesap vermek amacıyla çıkarttık. Neden 350 milyon varken ki biz borca diyoruz. Niye biliyor musunuz? Delik büyük, delik çok büyük. Delik büyük. 350 milyona falan kapanmıyor. 350 milyonla kapanmayınca acil işlere Para, para isteme zorunda kalıyoruz. Peki, askiden ne aktarılmış arkadaşlar? Şimdi biz askiden para aktaramayacağız. Neden? Yaklaşık 500 milyon lira ilk defa Ankara Büyükşehir'in belediye tarihinde aski eski krediyle bağlandı. Eksi. Eksi 500 milyon lira. Peki, aynı şartlarda hareket etmiş gibi konuşuyorsunuz. Bunu da göndereceğim. Askiden sadece 2009, bırakın 94'ü, 2009'dan 2018'e kadar ayrı aktarılan para dolar konuşacağım. Çarpın 5,5'la, 6'yla. 1 milyar 217 milyon dolar para aktarılmış Askiden Halka pahalı su satılmış. Bunun 750 milyonu Anka Park'a geri kalan da sağa sola harcanmış. Ne otobüs alınmış ne de acil işler için bu insan sağlığını ilgilendiren Su ile ilgili çalışmalar yapılmamış. Geride yapıldı Allah razı olsun. Onun da parasını biz ödeyeceğiz. Önümüzdeki yıl başlıyor daha. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, hiçbir belediye başkanı geleceğini ipotek etmek istemez. Burada önceliklerimiz farklı. Belediye başkanı olarak ben de her zaman söyledim ki benim çılgın projem falan yok. Ben öncelikle Ankara'yı halkını zenginleştirici, onlara ekonomik yönden artırıcı çalışmalar yapacağım. Dolayısıyla çılgın projem yok. Devre aldığımızda da gördü ki bazı bilgilerde gerçekten sahip değildik. Halkın sağlığını ilgilendiren bu kadar acil yatırımlar varken bekleyemiyoruz. Yaşamkent kavşağını da siz söylemiştiniz. Oradan bir şey hatırlatacağım. Ya yani neden bu mevsim yaptınız diye. Sonradan hatırladım. Yaşamkent kavşağında ya Ramazan ya Kurban Bayramı'nda dedi birisi. Bayram namazına giderken dedi Birisi gözümün önünde kaza yaptı ve üç kişinin cesedini gördüm orada. Yapamayız şimdi hani bir bütçeyi toparlamamız lazım dedi. O olayı anlattıktan sonra geldik hemen karar verdik. Borç aç oraya girdik. Allah nasip ederse 10-12 gün içerisinde de bitiyor. Dolayısıyla buradaki tartışmaların birçoğu belediye başkanların öncelik sırasına göre değişiyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Evet kimse bizim düşmanımız değil. Biz de siyasi davranmıyoruz. Yani bunu da sizin takdir etmeniz lazım. Siyasi davransak, Belediyede olan her şeyi polemik haline getirsek gerçekten çok malzeme var. Ama bizim işimiz onlar değil. Bizim işimiz hep beraber hizmet ettik. Birinci günden itibaren geçen belediye başkanlarıyla birlikte yaptığımız toplantıda da aynısını söyledik. Elimizi açıyoruz. Bitti seçim arkadaşlar. Halk bir karar verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçti. İlçe belediye başkanlarını da seçti. Köy muhtarlarını da seçti. Bize düşen nedir? Hep birlikte el ele vererek en çabuğunu yapmak. Geçen Mamak Belediye Başkanımız bir kentsel dönüşümle ilgili toplantıda Mamak Caddesi'ndeki bir sıkıntıdan bahsetti. Ben de doğru yama yaptım. Evet dedim gördük. Ama dedim bakın bir telefon kadar yakınım. Herhangi bir belediye başkanı bu kadar acil bir konuyu bana telefon açar da imkan varken ertesi gün finisher oraya gitmezse istediğinizi söyleyebilirsiniz. Yardımlarla ilgili belgeleri gönderdim size. Varsa bir tane hata yapan onun cezasını vermek benim görevim. Veya belediye hizmetlerinde taraf tutulduğuna dair, yanlış yapıldığına dair, hatalı yapıldığına dair söyleyeceği olan varsa işte arkadaşlar iletişim burada. Medya üzerinden ben gitmiyorum. Sizler de medya üzerinden gitmeyin. Ben öncelikle bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Şöyle bir pürüz var. Benim elimdeki gelen mesaja göre, onu da okuyayım. Bizim e, Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanma, egonun borçlanma yetkisinin olduğuna dair e, il özel idareli belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası fazlasına sahip oldukları şirketler tarafından Avrupa Birliği ve katılım öncesi mali işbirliği çerçevesinde desteklenen projelerin finansmanı için yapılan borçlanmalar çok taraflı yatırım ve kalkınma bankalarıyla ile devlet kuruluşlarından doğrudan veya iller bankası anonim şirket aracıyla yapılan borçlar ile su kap kapsamında yürütecek işler için iller bankası anonim şirketinden yapılan borçlanmalarda söz konusu borç stoku limitine uyma şartı aranmaz diyor. Bize göre bugünkü getirilen önergeyle oy bir geçecek şekilde karar alınabilir. Ancak Emin Bey'in bir itirazı var. Başka arkadaşlarında tartışmalar itiraz var. Dolayısıyla biz bu artık belli oldu herkesin oyu. Yanlış yapmamak için bir e, şey toplantısı Siz de söyleyin, siz de söyleyin. Buyurun söyleyin. Bir olağanüstü toplantıya gitmemiz gerekecek. oylama yapamayız. Bu durumda yapamayız. Vereceğim size de vereceğim. En Bey bir borçlanmayla ilgili şeyi var. Usulle ilgili itirazı var. Pardon, pardon. Değerli arkadaşlar, 5393 sayılı belediye kanununun 68. madde D şıkkı. Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde elli fazlasına sahip oldukları şirketlerin faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı vergi usul kanına göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarı aşamaz. Bakın. İşte Bakın. orada öyle diyor. Burada da o şekilde dikkat o, alınmaz diyor. Il özel idaresi kanunu. 5393 belediye kanunu aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır. Yani biz bir buçuk kat olarak uygulayabiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar, Ego Borç Stoku 8 Nisan sizin yayınlamış olduğunuz 100 günlük rapora göre 8 Nisan 2019 e, raporuna göre 3 milyar 125 milyon. 2018 yılı yani biz 2019'da karar aldığımız için 2018 yılı gelirlerinin toplamı 812 milyon. 2013 sayılı vergi usul kanuna göre de yeniden değerleme oranı 2018 için 23.73'tür. Şimdi değerli arkadaşlar 812 milyon artı yüzde 23'ü 192 milyon 687 bin liraya diyor yani toplamda. 1 milyar 507 milyon 030 bin lira EGO'nun borçlanma hakkı var. Eğer bu stok buralarda olursa EGO borçlanabilir. Ama EGO'nun borç stoku 3 milyar 125 milyon. Hata yapıp geri dönülmesin Yok, diye Yok aynı kanaatteyim. Olağanüstü toplantıyla bu, çözelim. Bunun için Biraz de... daha araş Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.